Tekrardan merhaba arkadaşlar. Egzersizlerimize başlayalım. Şimdi burada biz cümleleri cümle kuracağız. Zaten bu cevapları verilmiş. Ve ben burada düzenli mi düzensiz, o düzensiz fiillerin üçüncü halleriyle beraber de yazdım. Şöyle buraya da üçüncü hal diye de not düşeyim. Neden buraya yazdım? Çünkü ezberlemeyenler vardır ya da ezberleyip unutanlar vardır. O sebepten dolayı buraya not aldım. Şimdi have you ever been to London? Londra'da hiç bulunur musun? Bulundun mu? Never, asla. Hiç Londra'da, Londralı mısın? Londra'da oldun mu? Have you played golf? Hiç golf oynadın mı? Yes, sadece arada sırada. Şimdi have you ever been to Australia? Sen Avustralya'da bulundun mu? Yes, once. Evet, bir defa. Şimdi arkadaşlar ben buraya bu şekilde metin şeklinde düşebiliyorum, yazabiliyorum. Okey. Lakin şöyle bir şey var. Çok zaman alıyor. Kalemle de yazmak çok zaman alıyor. O yüzden iki defa tekrar edeceğim. Have you ever been Australia? Diğer bir cümleye bakacak olursak, zaten bize burada vermiş. Have you ever lost your passport? Senin bir pasaportun oldu mu ya da senin bir pasaportun var mı? No, never, asla. Have you ever flown in a helicopter? Hiç helikopterle uçtun mu? Hiç helikopterde bulundun mu? Yes, a five times. 5 saat önce. Evet, 5 saat önce diyor. Have you ever won to a race? Hiç araba, race yarış demek. Hiç yarışlarda bulundun mu? Oldun mu? Yarış izledin mi? No, never, asla. Ha, bu no never, yes a five times. No never, doğru yapmışım. Have you been to New York? Hiç New York'ta bulundun mu? Yes, times. 3 kere. 3 kere bulunmuş New York'ta, vay be. Ve şöyle bir genel kültür bilgisi vereyim. Sonda vereyim. Drive a bus değil. Have you ever driven a bus? Hiç sürüş yaptın mı? Ya da araba sürebiliyor musun? No, never. Hayır, asla. Have you broke to your leg? Legin anlamını biliyordum ama unuttum. Hiç onu yaptın mı? O şekilde diyelim. Hiç ona sahip olma, onu yaptın mı? Yes, once. Evet, bir defa. Burada da şöyle bir şey var. Biz burada ne sıklıkla falan filan. Evet. Şimdi biz burada şöyle soracağız. Burada da soruları şeyini yapacağız. She's been to Australia. She won a race. She flown burada yazıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Flown in a helicopter. Burada da soru şeklinde. Mesela şu burada da benim şeklinde konuşacağız. Ben bunu cevaplayacağım ama ödev olarak size de bir şey vereceğim. I often ne sıklıkta? Ha, ben kendime mi sorayım? Ne sıklıkta gidiyorum? I have not been in New York. I have played tennis. I have, evet doğru. I have usually olsun o. I have not driven a lorry. I have been late for work or school. Okuldan sonra çalışıyorum manasında. Şu an ikinci bunu vermeyeceğim. Bunu vereceğim size. Mary's 65 years old. She has an interesting life. What is it, does she do? Mary 65 yaşında bir insan. Çok ilginç bir hayatı vardır. O zaman biz de ona bakalım.
She has had many different jobs. O çok garip bir meslekte bulunmuş. Farklı mesleklerde bulunmuş. She has been, nere olsun? All over the world. Sonra şu tek tek kullanıyoruz. Do did demekti. She has did 10 books. She traveled. Neden travel ya da neden başka bir şey değil? Neden travel? Çünkü biz zaten burada demişim present perfect tense'de. Ye'de kullanıyoruz. Okey. Lakin şöyle bir şey var. Irregular verbs'ler değil. O yüzden. Traveled. I've interested things. Yanlış bir şey oldu burada ama. Neyse. Şunu kullandım. Şunu kullandım. Şunu kullandım. Şunu kullandım. She has moved married 4 times. 3 times. Evlenmek demek. Yani şöyle söyleyelim. Anlamamış olabilirsiniz çünkü yazamıyorum. Ama sizden şunu istiyorum. Şu son etkinliği yapmayacağım. Ya zaten 8 tane var. Şu son etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Ama şöyle bir şartla yapmanızı istiyorum. Yaptıktan sonra yorumlar kısmı zaten açık oluyor. O yorumlar kısmına sadece boşluklarına geleceğini yazarsanız sevinirim. Yazdığınız zaman yanlışlarınız olursa yanlışlarınızı nedeniyle beraber gelecek videoda çözeceğim. Ama yorum atılmazsa burayı es geçmek zorunda kalacağım. Hemen anlatayım. Gone ve been fiillerini getireceksiniz. Ama buradaki cevaplara göre, cümleye göre çok basit. Videoyu durdurup hemen esas alabilirsiniz. Ve şurada zaten cümleleri birleştirdik. Burada da zaten bu şekilde kadının hayatıyla alakalı yaptık. Ama şöyle bir şey var. Şu now write of yourself. Kendi hakkımızdaki olanı da yazalım. Burada da bunu yazmanızı yani yapın. Yapmanızı tercih ediyorum. Kendi hakkınızda yapmaya da çalışın. Ve burada ufak bir genel kültür verecektim sanki. New York. New York neden adı New York? Yeni York, yeni şehir. Şimdi eski New York'ta mahkumlar var, müebbet hapis yatan insanlar var. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Müebbet hapis yatan insanları bir grup topluyor. Diyor ki eğer ki siz yeni New York'a, yeni şehrimize gelirseniz sizi serbest bırakacağız diyorlar. Adam yani bazıları zaten ben burada başımı belaya soktum. Belki bizi kazıklarlar diye düşünüyorlar ama akıllı olanlar onlarla beraber geliyorlar. Ve bu şehri inşa ediyorlar. Yani bu şehirdeki her şeyi inşa ediyorlar ve yeni city, yeni New York oluyor. Bu da bir genel kültür olsun. Tam özet şeklinde aklımda olanları anlattım. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bazı takipçilerim, abonelerim söyleyeyim, abonmanlarım diyeyim. Şikayet ediyormuş video zamanına gelmiyor. Ve kişiyi de tanıyorum. Şöyle söyleyelim. Ondan bir şey istiyorum. Bana şu son etkinin cevaplarını yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Bu arada neden böyle kısa zamanda çok fazla video atamadım onları da söyleyeyim. Herkes gibi ben de bir öğrenciyim. Bu sebepten dolayı atamadım. Bazı sebeplerden dolayı ve o yüzden artık bir sıkıntı çıkmazsa çarşamba ve cuma günleri video atmayı düşünüyorum. Ama artık düzenli olarak video gelecek, onu da söyleyebilirim. Başka da diyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi şikayet eden kişiye de selam olsun buradan. Benimle düzenli olarak takip ettiği için ona teşekkür ediyorum. Şu kısmı cevaplarını yoruma yazmasını istiyorum.
Ve eksik olduğumu düşündüğünüz bir yer varsa yorumlara yazmanızı tercih ediyorum. Çünkü siz benim eksiklerimi söylemediğiniz sürece benim kendimi düzeltme gibi bir şansım yok. Ve video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.